Almanca dersine hoş geldiniz. Bu derste trinken ve essen fiili ile cümle yapıyoruz. Bunun için size bir soru soruyorum ve siz büyük ihtimal 5 tane örnek cümle yazdım ben. Bunları Almanca söylemek istiyorsunuz bana cevap vermek için. Was hast du heute gegessen? diye size soruyorum. Peki ne sordum ben? Hast gegessen. Ne demek bu? Ne soruyorum ben? Ne yedin bugün diye sordum. Geçmiş zaman olduğu için perfect kullandık. Gegessen fiili partisip 2 haben fiilini de yardımcı fiil olarak kullandık bu cümlede. Beş tane cümle örneği görüyorsunuz. Büyük ihtimal bana böyle cevap verirdiniz diye düşündüm. Peki Almanca bu cevapları nasıl veriyorsunuz? Was hast du heute gegessen? Bunun için sizin essen fiilini kullanmanız gerekir. Çünkü ben soruyorum ne yedin bugün diye. Bugün kelimesi olduğu için illa biliyorsunuz Türkçe'de de öyle. Prezensi yani şimdiki zamanı kullanmak zorunda değilsiniz. Geçmiş zamanda kullanabilirsiniz. Bugün ne yedin diye Türkçe'de de soruyoruz değil mi? Bunun için haben fiilini yardımcı fiil olarak kullanıyoruz. Perfect zamanında ve partizip ikisi esen fiilinin partizip ikisi gegessen. Fiil olarak cevapta bunları kullanmanız gerekir. Habe'ni çekiyorsunuz ama. Was hast du heute gegessen? Siz de diyeceksiniz ki kahvaltı yaptım. Kahvaltı yapmak. Türkçede yapmak fiilini kullanıyorsunuz. Bunu Almancaya çevirdiğimizde kahvaltıyı da isim kelimesi olarak kullanıyorsunuz. Bu durumda frühstück machen olur. Fakat Almancada frühstück machen kahvaltıyı hazırlamak anlamında kullanılıyor. Fakat benim sorumu cevaplamıyor, benim sorumu cevaplamak için Başka bir fiil kullanmanız gerekir Almanca'da. Yani kahvaltı esnasında kahvaltıyı yiyorum manasında cevap vereceksiniz çünkü kahvaltı yedim olmuyor Türkçede. Kahvaltı yaptım oluyor. Değil mi? Almanca'da nasıl? İşte bunun için bir tane fiil var. Kahvaltı yapmak fiil olarak frühstücken. Bu durumda geçmiş zamanı kullanmak istediğimiz için perfect yapıyoruz zamanı. Haben fiilini kullanıyoruz ve frühstücken fiilini de partizip 2 yapıyoruz. Gefrühstückt oluyor. Peki cümleyi nasıl kuruyoruz? Yardımcı oluyorum. Ich buraya ne gelecek? Haben'i çekeceksiniz. Dikkat edin ve buraya ne gelecek? Bugün kahvaltı yaptım. Ich habe heute gefrühstückt. Peki bugün daha bir şey yemedim diyeceksiniz. Bir şey yemedim daha. Bunu nasıl diyeceksiniz Almanca'da? Nasıl bir cümle kuruyorsunuz? Yardımcı olayım bugün daha bir şey yemedim demek için nicht kelimesini kullanmanız yeterli. Çünkü nicht hiçbir şey. Cümleyi olumsuz yapmanız için nicht kelimeyi kullanmanız yeterli. Bir şey kelimesi Almanca'da etwas. Fakat cümleyi böyle kuruyorsunuz. Nicht, diyorsunuz. Yani bu Türkçede olumsuz yaptığımız m kelimesi var ya yemedim derken işte bu Almancada da böyle yapıyoruz. Peki burada bir tane kelime eksik. Hangisi daha kelimesi eksik? Yardımcı olayım sizde. Ich habe heute noch nichts gegesen. Devam edelim. Bir dilim ekmek yedim diyeceksiniz. Ich heute boşluk yere koyun. Bir dilim ekmek. Bir dilim i dilim ekmekse das Brot. Ich heute şimdi buraya bir dilim ekmek diyeceksiniz. Vereyim cevabı. Ich habe heute eine Scheibe Brot gegessen. Bir bardak su içtim. Ben size soruyorum, was hast du heute getrunken? Getrunken. Trinken fiilinin burada trinken fiilini görüyorsunuz. Partizip ikisi. Yani geçmiş zaman kurmak için kullandığımız çekim. Bir bardak su içtim diyorsunuz. Bardak das Glas, su das Wasser. Fiili yerleştirelim önce. Fiili yerleştirmek için trinken fiilini getrunken yapmamız gerekiyor. Çünkü geçmiş zamanı kullanıyoruz ya. Ha'be'yi koydum. Onu öğrendiniz zaten habe devamı fiili koyacaksınız. Ich habe heute getrunken. Peki ne içtiniz? Bir bardak su. Bunun için bu kelimeleri kullanmanız gerekir. Cevabı veriyorum. İşte böyle. Ich habe heute ein Glas Wasser getrunken. Size tekrar soruyorum ne içtin diye. Siz de diyorsunuz bir fincan kahve. Fincan tasse kahve diye kafe. Böyle. Ich habe heute eine Tasse Kaffee getrunken. Devam soruyorum. Peki diyorum, was wirst du heute essen? Bugün ne yiyeceksin? Ve siz de diyeceksiniz ki bir dilim ekmek. Gelecek zamanı kurmak için verdi fiilini yardımcı fiil olarak kullanıyoruz. Ve essen. Böyle master kalıyor. Eine Scheibe Brot öğrenmiştik değil mi? Ich werde heute eine Scheibe şey Brot essen. Devam edelim. Ne içeceksin bugün diye soruyoruz. Siz de diyorsunuz, bir fincan kahve. Ich werde heute öğrendiniz yukarıda cevaplayabilirsiniz. Bir fincan kahve. Ich werde heute eine Tasse Kaffee trinken. werde trinken. Gelecek zaman. İçeceğim. Ben bugün bir fincan kahve içeceğim. Bir Almanca dersin daha sonuna geldik. Bir başka derste görüşünceye kadar kendinize iyi bakın.